Selamlar. Proje Econ'un yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Şimdi en son bölüm kompak maşinlere başlamıştık. Oradan ilerleriz dedim. Biraz oradan ilerleyeceğiz. Yalnız bütün hepsini de birlikte yapmayacağım. Çünkü baya baya e, uzun bir proses. Çünkü bir önceki bloğu istiyor. Ondan tekrardan onu biraz ilerletmenizi istiyor. Şudur budur. Bölüm arasında biz ne yaptık? Bu... Bonsai Flower neydi bu? Ha, red Matter Power Flahur Bonsai Pot. Bunu üçüncü seviyeye getirdik. Yani şöyle bir güzellik keşfettik. Adem Hoca sağ olsun. Bu saat bunun yanında çalışıyorsa bu bunu hızlandırıyor. Bakın şu anda 3876 saniyede EMC artıyor. Artı burayı chunk load yaptık. Server'da olduğumuz için yani oyuna girmesek bile EMC sürekli artıyor. Normal bunu 14-15. seviyeye kadar çıkartabiliyorsunuz da o kadar ilerler miyiz bilmiyorum. Çünkü gerçekten <laughs> aşırı derecede zor bir proses. Sürekli bir önceki bloğu yükselterek de devam etmeniz gerekiyor. Şu anda zaten 7.5 milyar EMC'm var. Bu böyle yavaş yavaş devam ede dursun da bizim enerjimiz yine azalmış. Küplerden biri boşalmış. Ee, yalnız şu anda doluyor. Ama artı 34 RF yükseliyor. Demek yine bir arada enerji gereksinimimiz çoğalmış. Onu yaptık. Bir de bu Traveler Anchor'ları yaptık. Öyleydi de bunun adı. Aynen Traveler Anchor. Şimdi bunun üzerine geldiğim zaman bakın burada Botanya diye bir işaret var. Buraya e, shift, sağ, e, shift bastığım zaman direkt beni buraya atıyor. Çünkü bir tane de burada var. Bir tane de bundan şey yapacağız. E, bu bu Towncraft'ın olduğu yere. Yine sağdan sola ta kolay gidelim diye. Bakın şu anda merkez diye gösteriyor. Yine hafif bir lag oldu. Merkezde shift bastığım zaman beni buraya atıyor. Yapımı basit. O kadar zor bir şey değil. Traveler Anchor. Dört e, tane Enori kristal istiyor. 4 tane Condit Binder, bir tane de Pulsating Kristal. Pulsating Kristal de bir tane Diamond King Crystal ile etrafında Pulsating Iron Nugget. Bunları da zaten şeyde yapmıştık. Ee, Ender Ayo kısmında. Hatta şuradan göstereyim. Alloying. Molten Iron ile Resonant Ender. Yani Ender gözünü eritince ed bunu elde edebiliyorsunuz. Hatta bunun bir Travelers... Bunun bir stafı vardı ha uh, şu. Yalnız bunu doldurmanız gerekiyor değil mi? Staff of Traveling. Bunu da yaptığınız zaman yine Ender Kristal, yani sabun için şey istiyor. Soul Binder, Z Logic. Hmm. Biraz sayıda lazım. Şimdi bu Ankara'nın üzerindeyken sizi sağdan sola taşıyor. Eğer o staff varsa mesela burada olsam bile o staffla baktığım zaman bu teleport olabileceğim yerleri görebiliyorum. Onu ilerleyen bölümlerde yaparız. Direktman teleport olabiliyorsunuz. Adem Hoca'nın Ender diye bir kılıcı var. Eğer elinizde o kılıç varsa onunla da oluyor. Adem Hoca da onu Mining Dimension'da köyden, bir köyden bulmuş. Ben Mining Dimension'da onu kadar çok dolaşmadığım için köy falan bulamadım. Şu arkadaşın elindeki kılıç. Ee, bakın bu kılıçla baktığım zaman normalde görebilmem lazım orayı da göstermiyor. Bakın şu anda shift çöktüm. Botanya'yı görebiliyorum. Hatta bak şu anda merkezi görebiliyorum. Sağ diyorum buraya geliyorum. İlle yani onun üzerinde olmama gerek yok. Mesela şurada durayım. Tekrardan shift çökeyim. Bakın merkez diyor. Sağ tıklayıp buraya gelebiliyorum. Bu da bu The Ender kılıcından geliyor. Bunu ilerleyen zamanlarda mutlaka kendimize craftlayacağız. Ama o kadar yani ağım an bir kılıç değil. Yani sağdan sola gitmeye bayağı yarıyor. Ee, bir şey daha. Aslında geçen bölümlerde yapmam lazımdı bunu. Ama unuttum. Şu crafterlar. Ee, bu crafterlar auto craft için kullanılıyor. Bir tane de birlikte bir crafter yapalım. Ve en azından resepsini göstereyim. Ne işe yaradığını göstereyim. O da otomatik craftlara yarıyor. Şöyle göstereyim, crafter diye. Bir tane crafter yapmak için malzememiz var mı bilmiyorum ama. E, şurada, crafter. E, bir tane construction core, bir tane destruction core, iki tane advanced processor, dört tane enriched, quartz enriched iron, bir tane de machine casing. Bakalım yapabilecek malzememiz var mıymış? E, crafter. ay e, yok. Ne eksik? İşte bu Ender bunu sevmiyorum. Construction Core. Bir tane de Destruction Core. Bir tane Crafter. Kablomuz var mı? Cable diyelim. Bu Refine Store için. Kablolarından. Allah Allah. İlk defa bilemem hemen kablo alıyorum. Yine aldığımı biliyorum. Ha auto crafting. Tamam crafter aynı yaptım. Ha yan yana okuyor zaten. Öyle bir güzelliği de var. Ha doğru. Sadece bak bu bir, birincisini Adem Hoca kabloyla buraya bağlamış. Bunlar yan yana kaldığı zaman birbirlerini okuyabiliyorlar. Şu anda 1, 2, 3, 4 tane crafter'ımız var. Bunların her biri 9 tane mi alıyordu? 8 tane mi? 2, 4, 6, 8, 9. 9 tane craft alabiliyor içine. Bunu istediğiniz kadar yani sonsuza kadar uzatabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi Applied Energetics bir yerden sonra artık tıkanıyor. Devam etmiyor. O yüzden de abartmayın. Buraya da Adem Hoca speed upgrade'ler koymuş. Speed upgrade'ler de burada yaptığınız craft'ları daha çabuk yapmanızı sağlıyor. Şimdi auto craft işlemi nasıl çalışıyor? Şuradan en üstteki bir tane pattern grid yapıyorsunuz. Pattern grid'in içine de patternler koyuyorsunuz. Boş pattern. Bu boş pattern'e mesela bize ne lazım? Compact Machine Wall. Şu arkadaşlardan. Neden bunun craft'ını göremiyorum ben şimdi burada? Ha bu sinkron gitmiyor bir saniye. Search box uh, GI synchronize tamam. Uh, compact machine wall şu. Bu arkadaş yapmak için mesela redstone alay ingot lazım. Seared stone ve steel plate. Bunu artıya basıyorum. Bakın resep buraya geldi. Diyorum ki yani bu oluşuluyor. Bu olu bunu oluşturuyor. Bu oluşuyor. Bunu aşağı tıklayıp bakın oraya patternini oluşturdum. Bunu alıyorum. Bunu artık kaldırabilirsiniz. Buna gerek yok. Bunu gelip crafter'ın içine koyuyorum. Evet Şimdi normal crafting grid'e geldim. kompakt ee, maşımı. Şimdi yüzümüzde 128, 128 tane var. Onu aldım. Bakın burada hemen craft artık sistemde olmadığı için craft diye çıkıyor. Diyorum ki ne bana 10 tane bundan craftla. Start diyor ki ne tüm bu parçalar var. Sana hemen bunu yaparım. Start diyorum. Bakın hemen 10 tane yaptı. Yani tek tek o parçaları aramama gerek yok. Elinizden geldiği kadar bu otomasyonu yapmaya çalışın. Çünkü gerçekten hayat kurtarıyor. Şimdi Applied'de orta tuşa basınca şey yapıyordu yok bunda yok. Yani sistemde kalmadığı zaman yapıyor. Sağ tuşla zaten yarısını alıyor. Yok. Applied Energy ise bu orta tuş, farenin orta tuşuna bastığınız zaman bunu direkt craft menüsüne geçiyordunuz. Şimdi 138 tane olduğu için yapmıyor ama bu 138 taneyi çıkartıp da dersem ki mesela bana bundan 1000 tane yap. Start diyeyim. Malzeme eksikse zaten onu diyor. Bakın 315 tane diyor. Red Alloy Ingot'un eksik. 224 tane de diyor. Ha yok 3776 tane de şey diyor. Series Stone yok. Yani 1000 tane yapamam sana bundan. 1000 tane Steel Plate'ım var diyor. 1000 tane bundan yapmak için diyor. Ha 3685 tane Red Alloy Ingot'un yok diyor. 3776 tane de Series Stone yok diyor. Bu şekilde de görebiliyorsunuz hangi malzemeniz eksik. Ha bunlar belki basit craftlar. Yalnız daha komplike craftlara geldiğiniz zaman ya neyim eksikti? Acaba bütün parçalarım var mı diye buradan bakabiliyorsunuz. Onun otokraftını verdikten sonra. Şimdi bunu da anlattığımıza göre biz şu kompakt maşinden devam edelim. Buraya az sonra göstereceğim. Kompakt ee, Machine. Şimdi en son small'ı yapmıştık. Şimdi bizden normal kompakt Machine istiyor. Normal kompakt maşini yapmak için de mana infuse. Small kompak maşin. Mana block. Tamam. Şimdi 4 tane small compact machine yapıp onu manuel yapacağız. Şimdi small. Small compact. Hmm, hiçbir parçası yok. Aferin. Ee, bundan yapacağız hocam. Tiny. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya biz bundan yapıp makinede preslememiş miydik bunları? Sandıktan almadık mı yoksa? Aynen burada Yok. Burada da değil. Şimdi plaka olan kısım burası mıydı? Aynen. Bunları bunun için atalım. Bu arada burada yine saat kullanırsanız bakın deli gibi hemen bunları çevirdi. Şunları alabilirim. Aşırı derecede hızlandırıyor. Al bakalım şeker kardeşim. Şimdi small. Kompakt makine yapıyorduk. Ne eksik? E bunları şimdi yaptık ya. Ha compressed. Oo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oops. Uh, ee, compressed machine wall. Ee, compact. Compact machine wall. Ne kadar yapabilirsin? 30 tane yapabiliyor musun bana? Yap bakalım. Hemen bunu yaptı. Tekrardan buraya gel. Small, kompakt. Allah alalım. Neden bunları şey yapıyor ki ne? Burada şundan iki tane daha yapacağız. Bir, iki. Tekrar buraya gel. Ve bu da dördüncüsü. Gel bakalım. Allah Allah bunları stacklemiyor Beni hasta ediyor. Tamam. Şimdi bunları manaya batıracağız. Bundan sonra da herhalde small machine'den bir şey göstermem. Ta ki böyle çok komplike bir şey yapmanız gerektiği zaman nereden ilerlemeniz gerektiğini gösterebilirim. Çevir bakalım bunu. Şu üçünü de çevir. Aynen. Şimdi dört tane mana infuse small compact machine oldu. Geri dönelim. Geri kalan malzemeler vardı diye hatırlıyorum sistemde. Aslında şu Wireless Crafting Grid'e bir bakmamız lazım. Ee, şimdi ha normal. Normal Compact Machine. Ee, bakalım. Hmm, şunlar yokmuş. 1, 2, 3, 4. 4 tane Block of Mana Steel. Ve 1 adet normal Compact Machine. Kabul ettin mi? Ettim. E'ye basalım. Yellow Meter Fuel veriyor. Sağ olasın seni bozdurabilirim lazım olduğunda seni zaten alırım geri. Bunu yere koyalım. Shrinking device ile içine girelim. Bakın en son 5'e 5 yapmıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'ye 7, 7, yükseklik. Yani bundan bir sonraki kademede artık buraya belki bir setup kurabiliriz. Yalnız bunların kendinden bir giriş ve çıkışı yok. Kompak maşini biraz daha ilerlettiğiniz zaman kendiniz bu kübü oluşturabiliyorsunuz. Tüm bu blokları tek tek koyup bir... Ee, nasıl diyeyim bunu kompak hale getiren bir yani Türkçe mi, o kadar yeter mi bilmiyorum onu anlatmaya da yani baskılıyorsunuz tek bir küp haline getiriyorsunuz birden fazla bir şey oraya geldiğimizde mutlaka onu da gösteririm şuna çıkabilirim bunu kaldırabilirim E'ye ee, e basalım back diyelim aynen bir sonraki large large için ne istiyor dört tane bunların isteyecektir ha, magic infused compact machine rare earth Magic Infused nasıl yapılıyormuş? Normali 20 prekantasyon ile birleştiriyorsunuz. Bu şekilde devam ederekten buradan devam edebilirsiniz. Dediğim gibi buradan devam etmeyeceğim. Çünkü bu ondan sonra giant'a gidiyor. Ondan sonraki öteki, ondan sonraki öteki. Burayı siz kendiniz de halledebilirsiniz. Şu normali tekrardan bunun için atabilirim. Buraya gelelim. Şimdi ben paket başlarken bunu check mark yani bittiğinde oluşacak bir yer diye zannettim. Burada information. Burada size yararlı bilgiler veriyormuş. Ben buraya dikkat etmedim. Mesela yararlı bilgiler. Primordial Pearl Duping. Yani Primordial Pearl'ı nasıl kat, e, ikiye katlarsın diyor. To dup the Primordial Pearl you need to use a Dream Mana Pool. Bir tane Dream Mana Pool yap diyor. İki Mana Pool değerinde mana içinde taşıyor diyor. Herhalde o Primordial Pearl'ı Mana Pool'a attığın zaman iki Mana pool karşılığında sana onu ikiye katlıyor. Yapması gerçekten zor olan bir şey Primordial Pearl. Çünkü dünyaya Flux bulaştırıp. Bir yarık açmanız gerekiyor ve o yarığı kapatınca Oradan size bir tane veriyor Artı Bayağı tehlikeli infüzyonlardan geçmeniz gerekiyor. Yani tehlikeli dediğim Dünyaya kötülük bulaşacak yoksa öyle havaya uçarsınız ölürsünüz falan manasında değil ee, Ne bileyim burada şey diyor e... Mesela şu want of animation After getting the want of animation you can turn almost any block into a mob Bu şu bu Want of animation yaptığın zaman diyor herhangi bir blok diyor moba çeviriyorsun. Mesela herhangi bir blok. Bilmiyorum şimdi dragon egg'de oluyor mu mesela ejderha yumurtasında. Buna gelip buna sağ tıklıyorsunuz. Bu bir moba dönüşüyor. Bu mobu yakalayıp mob duplicator'da diyor kesersen diyor sürekli o bloktan sana düşmeye başlar. Mesela yapması zor bloklardan birisi neydi? Az önce e, compact wall machine'di değil mi? Şu. Şimdi bu compact wall machine'den bir tane yere koysak şu şekilde o Staff'la buna tıkladığımız zaman bu, bu blok bir mob'a dönüşüyor. Bu mob'u yakalayacağız, bu mob'u düplike ederekten öldürdüğümüzde her seferinde bize bu bloktan düşürecek. Yani bu şey de olabilir, ee, Nether Star Blok. Aynen şu. Bir tane Nether Star Blok yaparsınız, 9 tane. Bunu yere koyarsınız, o Staff'la vurursunuz, bunu mob'a çevirirsiniz, onu yakalarsınız ve sürekli size Nether Star Blok düşürür. Öyle bir güzelliği varmış. Oradaki information tableti de okumanızı tavsiye ederim. O yüzden Adem Hoca dedi ki ne? onu yapalım. O yüzden onu yapacağız. Ee, neydi bunun adı? One of animation. Bakalım nasıl yapılıyormuş. İşin doğrusu bakmadım da. Yalnız tabi bunu yapabilmek için One of animation bu değil. Preservation bu. Hmm. ultimate crafting de yapmamız gerekiyor. Oo, böyle bir şey ilk defa görüyorum. Şunu bir sağ tarafa alalım. Master Core Star Spark tamam onlar tamam Stable Unstable Ingot bunlar havaya uçurur bizi Adem hocam Bunları satın alabiliyormuşuz Spirit Fuel bu yine Botanya'dan geliyor ekstra Botanya'dan gelen bir paket Reinforced Exoskeleton Plate onları zaten satın alabiliyoruz Gaya Mana Spira'dır. Gaia ile savaşmamız lazım e, bu bizim hemen birebir ulaşabileceğimiz bir şey değil ki ne? Tarantula ek. Erebus'a gitmemiz gerekiyor. Erebus bu uh, pek bildiğim bir mod değil aslında bir Erebus. O da Hunting Dimension gibi bir şey. Shimmering Wood Planks. Bu nasıl yapılıyormuş? Gaia ile savaşmamız gerekiyor yine. Yani Gaya bizi paramparça eder yani. Yani bu iş bizim için biraz uzun vadede. Tamam hedefimiz o da. Bunu biraz erteleyelim. Tamam buraya ben yapılacakların listesine koydum. Şu Travel Anchor'ı kaldırabilirim. 3. 4. Yani dördüncü seviyeyi burada işaretledim yapacağız diye. O da sonraki şey. Yani bunu da tekrardan bu Mesela şu enerji bataryalarının bu alüminyum large plate'lerin ne bileyim bu single bataryaların hep iç içe geçmiş craftlar ya. Bunları bu crafterlarda yapabiliriz. Yalnız öyleyse bugün bir şey yapalım ya. Hmm, bu mod duplicator'ı kuracağımız bir sistem yapalım. Ondan önce yalnız şu wireless crafting'e bir girelim istiyorum. Sürekli buraya gelmemize gerek yok en azından. Ee, wireless great wireless fluid great wireless crafting monitor bunu yapacağız. Şunu bir kenara alalım. Ee, Pixie Dust, Advanced Processor, Enriched Quartz, bir tane Crafting Monitör yapacağız. Tamam. Şuradan başlayalım. Hangi parçalar var? Bir tane Paten lazım. Ben kendim yapayım. Sen de kendine bir tane yap. Üst katta. Şöyle bir tane Paten. Al bakalım. Tekrar buraya gel. Tekrar buraya gel. Bir adet Crafting Monitör. Onu hallettik. Burada hangi parçalar eksik? Advanced Prosesör. Hop bir parça eksik. Gel bakayım. A process binding. Al bakalım. Hadi bundan iki tane yapayım. Bir tane de adam hocaya. Hemen bunu ısıtalım. Al bakalım. Hop. Nereye gitti? Buraya gitti. Gel bakalım. Tamam bunu hallettik. Yalnız şimdi bir de bize uh, Refined Hı 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 hı. Gözüm de görmüyor. Bunu bağlantı noktası. Wireless Transmitter. Bir tane bunda yapmamız lazım. Must be placed on cable. Tamam. Bu transmitter. Bununla bunu sağa tıklıyorduk değil mi? Tamam. Controller not found. Tamam. Controller'um yok diyor. Ee, seni şuraya bağlayalım. Hatta şuraya. Wireless Transmitter. Bak kontrol olarak bunu tıklıyoruz ya, ben nereye gidiyorum? <laughs> Al bakalım. shift artık. Şu anda buldu. Ee, wireless Crafting monitör Ay ben ne yapıyorum ya? Yanlış şey yaptık. Hiç uyarmıyorsun. yukarıdaki bu pattern grid'deki oluşan hangi otomasyonu yaptığını gösteriyor. Yanlış şey yaptık. Bunu yapacaktık. Şimdi bütün parçaları tekrardan yapacağız. Aynen. wireless crafting grid yok mu? Öyleyse yapmaya da gerek yok. Ötekini zaten buraya gelip malzemeyi alacağız. Ama başlamışken yapmak istiyorum. Ben de bunu crafting monitör, onu crafting grid'le Tamam normal grid yapacağız. Öyleyse yapacak bir şey yok. Şu arkadaş yapıyorduk. Bunlardan improve prosesör yapacağız. Gel bakalım. İki tane. Ee, başka. Gel bakalım. Construction core. Bir tane. Bir tane de destruction core. Hop. Tamam. Şunları hemen ısıtalım. Kusura bakmayın ya. Bunları bu paketlerde ne diye kapatırlar anlayabilmiş değilim. Ee, sen gidebilirsin. O craftları takip ediyor. Sen geri gel. Sen gel. Tamam. Son bir orta parçası eksik. Ha, bunu da Ender Crafter'da Quartz, Quartz Enriched Quartz Enriched ee, ha, Bunu nasıl öyle almıyordu Mouse'un orta tuşu Shimmering bir tane de ondan kalmış. Bu arada Adem Hoca bu saatlerden birden fazla yaptı. Şunları geri alıyorum az. Şöyle böyle. Daha hızlı olacaktır. Hatta şu simple machine şaseleri şunun içine koyalım. Hadi bakalım. Bunu daha zillettik. Şunu şunun içine geri koyayım. Bunu buraya geri yollayayım. Ee, simple. Hop. Al bakalım. Sen burada devam et. Dur. Biz tekrardan buraya gelelim. Wireless. Bu arkadaş yapıyorduk. Orta parçayı yapıyorduk. Al bakalım sana bir grid. Bunu yapmak için yine aynen. Binding Pink slime. Yap iki tane yap. Bir tane de ilerisi için lazım olur. Pişir bunları. Al bakalım. Aynen. Tekrardan geri gidelim. Ha bu arada bu Flux'dan dolayı elimde olduğu için şey yapıyor. Şarj oluyor. Bunu hallettik. Aynen en azından bu şekilde envanteri buradan görebiliyorum. Craft yapamıyorum sadece. Bunda da GI Synchronize yapalım. En azından git gel yapmaya gerek olmaz. Ee, bunu hallettik. Öyleyse ne dedik? Bu staff'a ilerleyeceğiz. Amacımız o. İnşallah 2-3 bölüm içinde onu halletmiş oluruz. Yine bizim için bayağı bir kolaylık olacak. Ee, yalnız onun için Multiplicator yapmamız lazım. Mob esansla Essence'la çalışıyor. Essence'da Böyle bir setup kuracağız. Yalnız mob slaughter factory yerine map crusher kullanacağız. Map crusher o esansı bize elde edecek. Artı bu moblardan düşen dropları alacağız. Burada pink slime elde etmeye devam ederiz. Burada da o arkadaşı yaparız. Ee, bu alan bize yeter değil mi? Rahat rahat yeter. Yalnız bunu öldürmek için baya büyük bir şey. adona ihtiyacımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ee, 11'i ulaşabilmek için Adon, dördüncü ee, seviye adon lazım en azından ya, dördüncü seviye yapabileceğiz mi? Tamam tin istiyormuş, plastik, range adon, üçüncü seviye de istiyor içinde, üçüncü seviye anori kristal, bu palis kristal, bu da şimdi yok, şuna bak en pahalısı en başında veya range adon 5 lazım olabilir, o da da copper, hmm, tamam, Heh. şimdi 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 o range adonların ne işe yaradığını da göstereceğim. İlk önce bu map crusher'la bir başlayalım. Map crusher. Bu arkadaş yapmamız gerekiyor. Şimdi bu arkadaş yapmak için hangi malzemelerimiz var? Hangileri yok? Tamam. Bir adet enori sort. Al bakalım sana bir adet enori sort. Book and quill. Şimdi parçalar var mı? Yok. Ne eksik? Feather. Gel bakalım buradan bir feather ver bize. İki tane. Al bakalım. Bir. İki. En sevdiğim şeyler steklenmeyen malzemeler. buna hmm. Bu ne? Elektrum gear. Ee, elektrum, 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 Var mı burada elektrumumuz? Bu muydu? Aynen. Biz buradan bunun moldunu yaptık mı? Yok tel var, çubuk var. Ee, bu gear burada yapılmıyor mu ya? Onu da mı kapatmışlar? Ee, Electrum Gear. Aynen onu kapatmışlar. Ne kadar güzel ya. Ya da öteki makine yapmamız lazım. Kompaktörü da yapmadık. Tamam. Öyleyse şuradan başlayalım. Ee, wooden Gear. 1, 2. Wooden Gear'ı Stone Gear'e çevirelim. 2. Onu Iron Gear'e çevirelim. 2. Onu da Elektrom Gear'e çevirelim. 1 ve 2. Al bakalım. Map Crusher. Bir adet Map Crusher. <laughs> ne yapıyorsun? Ha, değişik renk mi yapmak istiyorsun? bu... Aa, ötük ha, koyacağız. Bura bakma. Hop. Şöyle orta blok burası diyesek Tamam. Şimdi, bu arkadaşı koyduğunuz zaman elektrik e, enerji istiyor. İşte burada da esansı biriktirecek. Ee, şurada Show Working Area diyorsunuz yani çalıştığı alanı. Bakın çalıştığı alan 3 yüksek yani Enderman'ı da öldürüyor. Bu alanın içine giren her mobu öldürüyor. Yani e, insanı öldürmüyor, player öldürmez. Yalnız burada Wither dahi canlandırırsanız Wither dahi öldürüyor yani tek tek atışta. Yalnız efektif olduğu alan bu. Şimdi öteki taraftaki olduğu gibi e, ne derler? Bu Factor Plate'lerle bütün mobları önüne getirebiliriz. Ya da bunun buraya addonlarını koyaraktan bunun alanını genişletebiliriz. Hemen bir tane adon yapayım. Shimmering Rock'umuz var mıydı? Bir tane vardı değil mi? Aynen. Geri kalan parçalar var mı? Varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane istiyordu diye hatırlıyorum. Ee, adon. Ha tamam. Adon. Adon birinci seviye. Plastik, tamam. Plastiğimiz olması lazım. Yaptık zaten o Processing Unit'te, o Latex Processing Unit'te. Mesela şu anda bak bir Adonu buraya koyuyorum. Bakın, alan birden genişledi. 3'e 3 üç oldu. Ee, şimdi bir sonraki buraya gelecek. Yok, şuraya gelecek. 2. seviye, 3. seviye belki yetecektir. O yüzden bu biri alıp, hemen bir 3. seviyeye kadar çıkartayım. Başka paketler de bunu birinci seviyeye, ikinci seviyeye getir diye demiyor. Onu burada söyle arkadaş. Ee, heh, bu range addon. ikinci seviye bunu tekrar sisteme at. Üçüncü seviye. Üçüncü seviyeyle bir deneyelim. Normal dördüncü seviyesi daha ucuz. Al bakalım. Aynen. Biz bir seviye daha istiyor. Ya da bir seviye daha fark etmez. Ama slot faktörü yeni mi? Ha tamam herhalde o paketin içinde bir şey yapmadık Yine ötekini kabul etmedi dördüncü ee, seviye tin istiyordu hadi yapmış gene beşinci seviye yapalım onun içinde kapır istiyor onlar zaten basit hmm. al bakalım buraya kadar çıktı mı yok çıkmadı burayı tamamen kaplıyor mu tamam bir dışarı çıkmak istiyorum dışarı çıkıyor mu aynı ah, buraya kadar geliyor ya yani burada mop olmadığı için önemli değil onu kapatabiliriz artık. Show working area'yı. Tamam. Ee, always active diyebiliriz veya şey. Bir tane point alalım. Var mı sistemde point'umuz? Varmış. Bir adet point. Ee, drop of evil'ı bassan artık yere. Bunu buradan bağlayalım ortağı kullanıyoruz. Aynen doldu. Şu anda içinde doğacak olan her türlü mobu öldürecektir. Doğar doğmaz. Şurayı kapatalım. Hatta burada drop of evil'ı koymasak bile burada bir mob doğacaktır mutlaka. Tamam. Adem hocam şu anda şey yaptı. Ee, yalnız buna bir de bir sistem koyun. Bakın doğar doğar doğmaz ölüyorlar. Burada esans birikmeye başlıyor. Bu esans bize lazım olacak. Çünkü mob duplike etmek istiyorsak ve duplike etmek istediğimiz mobları öldürmek istiyorsak bu esans bize lazım olacak. Artı bakın mobları da mob droplarını da almaya başladı. Bunları bir filtreden geçirip sistemimize yollayabiliriz. Her şeyi biriktirmemize gerek yok çünkü bu e, zırh olsun, e, ok olsun, şey ok demişim, yay olsun, değişik değişik garip garip şeyler atacaktır. E, cadı şapkaları falan. Onlara gerek yok. Onları bir trash atarız yani çöpe. Onu da yapımına bir bakayım da bu paket beni öldürüyor bazen. Evet trash can için petrified wood down, tamam. O basitmiş. Bunu filtrelerle yarısını çöp atarız, bir yarısını da sistem alırız. E, yalnız buradan gelen esansı bu varillere biriktirmek istemiyorum. Yapmış gene bir de fluid. Eee Hmm aynı bir tane fluid grid yapalım. Normal Disk Drive'a da şey koyalım. Fluid Pattern. Hatta onu yapmışken 4096K'lık Fluid Pattern'ler yaparız. Bir de Fluid Grid yaptığımız zaman sistemin içine gelen şeyleri görebiliriz. Ee, ne derler? Sıvıları. Normal Refined Storage'a e sıvıları da depolayabiliyoruz. Ee, yalnız onun için ayrı bir importer var mıydı? Yok. Normal düz importerlı olacak herhalde o. Hmm, tamam. Oldu. Öyleyse bize kısa bir müsaade arkadaşlar. Şuranın setup'ını yapalım. Ya da Adem hocayla ile şey de konuşabiliriz. Buraya bir drawer sistemi kurup bu mod drop'ları sisteme yollamadan burada drawer'da da biriktirebiliriz. Ee, Adem Hocam ben onun şeyini e, enerji kablosunu üste, sağa sola koymak istiyorum. Alttan almak istiyorum şeyi. E, fluid sistemi. Tamam. Oldu arkadaşlar biz buranın setup'ını bir kuralım. Ondan sonra açıklamasını da yaparım. Neyi nasıl yaptık? Niçin öyle yaptık? Az sonra görüşürüz. Evet şimdi biz hazırlıklarımızı yaptık. Ee, yalnız fasatlar kullandığımız için göremiyorsunuz. Ee, bu hatları görebilmek için veya o fasatların nerede olduğunu görebilmek için elinizde herhangi bir konduyut aldığınız zaman zaten bakın gözüküyor. Şimdi bu makineden fluid esansı bu şekilde aldık. Buradan taşıdım. Buradan da pink slime'ı alıyorum. Buradan yan odaya yollayacağım. Ya ya yolluyoruz onu görebilirsiniz. Buradan da eşyaları alıyoruz. Itemları. Burada bir crate'in içine yolladık. Crate'den daha sonra bu enerji condenser yapmıştık. Bunun içinde gelen malzemeler bu octopol kompresiz kabuslarına dönüşecekler. Buradaki EMC tamamlanacak. Biz de bunu alıp şey yapabiliriz yani EMC olarak kullanabiliriz. Ee, buraya hop yanlışlık oldu. Buraya extra speed upgrade koyduğumuz için ilk önce bu tarafa yolluyor. Yani içine gelen malzemeyi buraya alıyor. Yalnız EMC değeri olmayan herhangi bir malzeme olduğu zaman çekemiyor ya. O zaman da yukarı trashkene yolluyor. Çöpe yolluyor. Buraya da loot bekleri yolluyoruz. Loot bekleri burada birikiyor. Bizim kullanımımız için. Ee, buranın şeyi bu kadar basit yani. Bakın hepsi gidiyor. Doğanlar ölüyor. Ee, bu arada buralardan hep fasat yerleri hazırladım. Hatta şuraya öteki odalara. Bazı yerlere daha enerji kablolarını falan bağlamadım da. Mesela buraya kadar getireceğim enerji kablolarını yukarıdan devam edecek. Yalnız elinizde bu olmadığı sürece bunu göremiyorsunuz. Normal aynı kendi blog gibi gözüküyor. Onu da Painter'da yapıyoruz. Onu da bir iki bölüm önce anlatmıştım. Şimdi esansı ha bu arada bir iki bir şey daha yaptık. Şimdi burada biz patternleri yapıyoruz ya. Patternleri götürüp e, crafterların içerisine koyuyoruz. Yalnız bu crafter manager var. Bunun içine açtığınız zaman sisteme bağlı olan bütün crafterları veya makineleri buradan görebiliyorsunuz. Şu anda mesela dört tane crafterımız var ve Hangi crafterda hangi prosesler oluşuyor? Mesela bunların içinde patternler var. Şu ana kadar oluşturduklarımız. Birebir crafter'a gitmeme gerek yok. Artık buradan da bunları alıp yer değiştirebilirim. Veya yeni patternler ekleyebilirim. E, ee, Autocraft için. Burada bir tane de fluid grid yaptım. Şimdi fluid grid'imizde 118 kova esansımız var. 119 kova oldu. Ee, 19 kova pink slime'ımız var. Bir kova da su koydum. Normal buraya kovayla su koyabilirsiniz veya herhangi bir likidi. Tekrardan kovayla da bunun fluid credit'in içinden alabilirsiniz. Yalnız onu test etmek için şimdi 4096k'lık bir tane yaptım. Yalnız o bize yaramaz. Çünkü 4096k 4096 e, kovaya tekabül ediyor. Onda yani şurada 2 saat AFK dursak dolar. O yüzden bunu daha yüksek versiyonlarına gitmemiz gerekiyor. Onu da yine bölüm arasında ben hallederim. Hatta şu anda 16000k'nın şeyini aynı 16384K'nın loot paternini koydum. Onu oradan devam ettireceğiz. Şimdi bize mob geçeceğiz dedik. Bu scepter'la yani bir asa yapıp orada istediğimiz mobları duplike edeceğiz. Şimdi ben onun setup'ını kuracağım veya onun makinelerini yapacağım. Yalnız o asa yapınca kadar zaten onu kullanamayacağız. Ama belki orada arada başka mobları da şey yapabiliriz. Ee, şimdi şu scepter yapacağız dedik. Bunu kaldırabilirim. Map bu arkadaş yapacağız gel bakalım şimdi Emerald kristal tamam Restonia tamam bu da tamam bu da tamam hmm. bu yok herhalde aynen gel bakalım buraya Crystal Pink Crystal o Extended Craft'te olan bir şeydi pap 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 sen nasıl yapıyormuşsun? Alloy Smelter'da yapıyorsun Pink Slime ingot Pink Slime ingot'u nasıl yapıyormuşuz Pink Slime'ı Fluid Sealing Machine'den Iron'la birleştirip Pink Slime'ı yapmışız. Tamam. Bu arkadaş yapacak malzememiz var mı? Bir şey eksik. Ee, tekrar buraya gel, tekrar buraya gel. Ee, buraya, buraya. Heh. Neymiş? Plastiğimiz mi yok? Enteresan. Seni bu kenara bir alayım. Nasıl bizim plastiğimiz yok ya? E bu ne? Plastik işte. Ha, aşağıdaki parçalar yok. Ay kusura bakmayın. Elektrom Elektrum gir gel gel. tekrar Tekrardan şuradan gearleri açayım. Buradan zor olacak çünkü. Ee, yap, yap, yap. Stone gear yapacağız iki tane. Onları hemen iron gear'e çevireceğiz. Ve onları elektrum gear'e çevireceğiz. Bir iki tamam. Ee, gel bakalım. Şimdi sana enerji lazım. Şimdi geçici hatta geçici değil. Thermal Expansion makineleri burada. Hmm, şuraya bağlayayım. Enerjini aldın. Buna Pink Slime yollayacağız. Hemen bir... der no stretch. Burada öyleyse. Bakın. Ee, bir kova. Buradan açalım. Bakın gösterdiğim gibi buradan kovayla alabiliyorsunuz. E alsana. Beni ne diye hasta ediyorsun? Ee, neden buradan alamıyorum ben bunu? Normal alabilmem lazım. İşte ben bu refine'dı bu yüzden sevmiyorum. Hop. Normal bunu kovayla alabilmem lazım. Kovayla koyduğum gibi. Şuradan bağlantıyı kapatmam lazım öyleyse. Ah, aferin bana. Ee, ha Buraya gitti. Dram gel bakalım. Ee, neden almıyor? Ee, Aktif et sinyal tamam. Burayı sinyale çevirdik. Bir kova yeterdi de ben alamadım. Sen aldın mı? A versene. Ya bir tane göstermek için yoksa 9 tane lazım. Versene kovayı. Heh. Bana bir tane de demir getirecek misin sana zahmet? Bire bir miydi? Tamam, bunu bunun içine yolladık. Alalım. Bizim Discord'dan ses geldi ama herhangi bir telefon gelmedi. Ee, al bakalım. E ee, tamam sifil maşinde. şurada. E ee, tamam ayrını pink slime yapıyor. Aa. iki kovada 300 mili bak. İlla iki kova mı olması lazım? al Allah. Eğer iki kovandan bir tane çıkartıyorsa bu bayağı masraflı bir arkadaşımız. Sen ne durumdasın? 540 oldun. 580. Ben bunun içine bunu neden alamadım? Ben hala onun peşindeyim ya. Quantity normal, <laughs> stretch, ignore redstone Yani onlarla bir alakası yok. Normal ben bunu bunun içine alabilmem lazım. Buraya koyduğum gibi. Normal bakın yani şöyle göstereyim. Hatta şuradan teleportla gideyim. Otan yanına oraya gel. Şuradan bir su alayım. Hop. Sonra diyorlar neden Defiant oynamıyorsun? Defiant'ı sevmiyorum çünkü. Bakın. iki kov oldu. Yani bunun içine suyu koyabiliyorum. Suyu da geri alabilmem lazım. Ya herhangi bir likit. Enteresan. Şurada hemen ikinci kovayı bekliyoruz. Yalnız bu iş bayağı bir pahalıya denk gelecek herhalde. 852. Hadi bakalım. 872. Hmm. Ya da ha bu arka tarafı gösterecektim değil mi size O kadar çok şey uğraşıyoruz ki ne? Şimdi ee, şuradan fasatlı göre. Buradan bunları tanka bağladım çünkü Ender Ayo bu refine storage'ın şeyleri birbirine etkileşime girmedi. O yüzden araya bir tane tank koydum. Buraya dedim ki ne bunu değiştirdim. Fluid'e bunu normal item'a çevirebilirsiniz. Buna dedim ki ne pink slime için al. Ya birden fazla şey de yapabilirsiniz de ikisini aynı hatta getiremedim. Burada da aynısı. Yine burayı Fluid'e getirdim. White liste getirdim. Ve dedim ki ne sen de esans al. Buradan da sisteme yolladık importerlarla. Bu da hatta 200 bine yaklaşmış. Şu pink slime olmuştur inşallah. Da bu pink slime ingot işi biraz canımı sıktı. Eğer bir demire iki tane istiyorsa. Aldık. Gel bakalım. Bizim yine bayağı bir Pink slime ihtiyacımız olacak. Al bakalım ikinci kovanı. Aynen. İki kovaya bir tane Pink Slime ingot veriyor. Hmm. ve bundan bana dokuz tane lazım bir blok yapabilmek için. Bu biraz pahalıya denk gelecek. Öyleyse oraya bir importer koymamız lazım. Bunun EMC'si var mı e nasıl yaptın ya sen bunu? Millete de söyle de millet de görsün yani. Göre ha görevden hediye verdi. Hangi görevmiş bu Pink Slime Ingot? Extra Utilities mi? Industry for Gold mu? Ha buradan. Ha 8 tane. Hey. ben de tam bir game modcu oldum. Ee, ha. Şimdi bunu yaptığımıza göre bunu kaldırabiliriz. Öteki parça neydi? Bir parça daha istiyordu çünkü bunu birleştirmek için. Kristal tin alloy. <laughs> Gold ingotla grains of pizality. Ha değiştirmişler burada. Pusetin kristal. E, kristal neydi? Tamam. Şu arkadaşı Emeridiğin evini etrafına mı çeviriyorduk? Bunun değil. E, ee, Diamond Thin öyleyse. E, Emeridik değil. Ha, ah, şurada. Diamond Thin kristal. Aynen. Bu setin kristali şeyiz Bundan şey çıkacakmış. Hmm. Ba, 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 ba. Daha makineleri otomatikleştirmemiz lazım. Az önce şu redstone furnace'ı denedik. Beni hasta O yüzden durdum orada. E, segmel. Aloy değil. Bu Segmil. Al bakalım. Grains of Bir tane altın. Onu Eloy Smeltra sen. Ve evet, sen. Sen de oluştun. Şimdi ikinizi birleştirip. ha Eloy Smelter'da bir sen. Bir tane de sen. Kristantin Pink Slime Ingot. Bununla 8 tane daha yapacağız. Olur. 8 tane yapıp hemen geliyoruz. Derken dur bu da bir görevmiş. Bu nerenin göreviymiş? Bu da Ender mı acaba? Ah, buradan. burada. Ha. i4 bu veriyor. Sendekini de bana verirsen. Lo, oh, hemen yapalım. İyi ya uğraşmaya gerek kalmadı. Hop. Tamam al bakalım. Bir adet map duplicator. Hazır mısın? Evet. Şimdi bununla hemen öteki odaya gidelim. Ee, yalnız buna da esans lazım şimdi. Hmm. İmporter'ı durdursana aslında öteki tarafta. Şimdi şimdi şimdi. Geçici olarak sen şuraya bunu yanına koysam, Bu yukarı doğru bakacak. Şimdi hatta bir şey yapmamıza da gerek yok. Yani çalıştırmayacağım. Bunun için esans yüklüyorsunuz. Artı buraya da mob imprisonment tool var. Pokemon topuna benziyor. İnşallah paketi öyledir. Ah burada. Mob imprisonment tam Tamam yapılışı aynıymış. Bir tane gaz tier, dört tane plastik. Bununla herhangi bir mobu yakalıyorsunuz. Fark etmez. Ne oldu? yani bu Köylü de olabilir, tavuk da olabilir, gaz da olabilir. Hatta bazı paketlerde ejderha bile yakalayabiliyorsunuz. Bu Icy Fire modundaki ejderhaları. Normal Ender ejderhası değil. Ee, Shulker yakalayabilirsiniz. İsterseniz ne isterseniz isteyin. Bununla yakalayıp bu makinenin içine koyduğunuz zaman şu bu makine bunu esans olduğu sürece düplike ediyor. Bu arkadaşı da farz edelim şuraya tam bunun önüne koyduk şimdi burayı kapattık da Tam bunun önünde doğan her türlü canlıyı da bu arkadaş mob crusher Anında öldürür Yani siz gelip de kendinizin bir şey yapmanıza da gerek yok İşte bazı paketlerde bu Wither iskeleti Kafasını düşürmek zor oluyor ya Bu şekilde daha kolay yapabiliyorsunuz Veya zor bulunan bir mobu Bazaltlar oluyor Blaze'ler oluyor Artık o size kalmış biz burada EMC'den yana herhangi bir sıkıntımız olmadığı için Bunda sadece o Zor bulunan blokları canavara çevireceğiz o staff'la onları da düplike edeceğiz. Bu arada da yavaştan 44-45 dakikaya geldik Adem hocam yavaştan izin de isteyebiliriz aslında. Şimdi Wand of Animation yapacağız. Şimdi nereden ilerlesek nereden ilerlesek Tarantula bir Erebus'a gideceğiz. Bu bize bir 3-4 bölüm yapar tamam bunlar heh, olabilir Sol kristal yine Erebus'ta olacak. Stable, unstable ingot bunun nugget'ı yapılıyor mu? Ya yapılıyorsa bak nugget'ın yapılışı göstermiyor. Ya da bu Crystal tin ingot, black iron, infinity dust block, evil infused iron ingot. Ee, evil infused şey değil mi ya? Nether, nether demire şey yapmıyor muyduk? Angel ring yapalım. Ya sen de daldan dala atlıyorsun hocam. Yani angel ring yapalım. Aşağıda Erebus'ta İlerleyebilmek için mi? Onu da bakarız. Dur, tekrardan şuraya geliyorum. Aynen işte uçmadan parçalarlar Eros'ta. Şimdi Spirit Fuel bu ekstra botaniden geliyor. Acaba neyden yapılıyor bu? Bunu bilmiyorum. Hiç daha önce yapmadım. Medal for Heroism. Ha tamam bu Conjunctive Catalyst'ten geliyor. İyi. Ha bunu dükleyebiliyorsun diyor. Uf. Taunting Ring. Gaia Steel. Yok Gaia mecbur savaşacağız. Antilonek. Bayağı bir arabusta dolaşacağız herhalde. Biraz maceralı bir bölüm olacak bir sonraki bölümümüz. Biz bir arabusa gideriz. Ondan önce de bir Angel Ring yaparız. Artık Angel Ring'in yapımında bir sonraki bölüme bakarız. Adem Hocam gel şöyle makinelerimizin önünde bir veda edelim. Oldu arkadaşlar diyeceğim de Adem Hoca arkamda saklandı. <laughs> yavaş yavaş bazı şeyleri rayına oturtmaya çalışacağız. Makineleri falan bir otomatikleştirmemiz lazım. Yalnız dediğim gibi bu refine storage beni biraz yoruyor. Ona da bir yol bulmam lazım. Olur. Bir sonraki bölüm görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.